Celal abi, arama maşallah. Celal abi. Başlıyor muyuz arkadaşlar? Tamam mıyız? Siz önce ister buyurun, siyasi değerlendirme. Yok, bence siz önce bir tamam. Hukuksal değerlendirme yapın. Malumunuz olduğu üzere Sayın Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediyesi'nin bürokratları, memurları açısından açılan zorlama ve siyasi bir gaye güttüğünü artık açıkça söylemek gereken bir davanın dördüncü duruşmasını yaptık bugün. Aslında davaya konu olan Sayın İmamoğlu bakımından özellikle davaya konu olan eylemin suç teşkil etmediği ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki soruşturma izninin iptal edildiği bir Danıştay kararı var. Bu Danıştay kararına rağmen soruşturma aşamasında savcılık bir muhasebeciye bilirkişi incelemesi yaptırmış. Bu muhasebeci bilirkişi incelemesi sırasında Sayın Başkan'ın eylemlerini gözetim ve denetim görevini yerine getirmediğinden bahisle, ihmali bir eylem olduğundan bahisle ilginçtir. İhalenin ihaleye fesat karıştırma kapsamına değerlendiren bir rapor sunmuştur. Bu rapor içerisinde gerçeklikle alakalı olmayan, özellikle bir örnek verecek olursam, iç denetçi olmamasına rağmen o dönemde Beylikdüzü Belediyesi'nde iç denetçinin raporuna ve yazılı bildirimine rağmen bu ihaleyi iptal etmediğini ileri sürebilmiştir. Bu denli cüretkar bir soruşturma aşamasında cüretkar bir bilirkişi raporu vardır. Danıştay'ın kaldırma kararına ve bilirkişi raporunda dahi ihaleye fesat kapsamında bir sorumluluk olduğunun ileri sürülememesine rağmen açılan ve devam eden, hatta belki de bugün itibariyle durmuş olması gereken bir yargılamaya maalesef devam ederek bugüne kadar geldik. Ancak Sayıştay'ın emekli 3 tane denetçisi tarafından düzenlenen ve çok denetime elverişli detaylı bir raporun varlığına rağmen iddia makamı bugün gördük ki bu raporu lehe olduğu için ve gerçekleri ortaya koyduğu için kabul etmeyerek kanaat belirtici bir rapor olarak gördüğünü ileri sürebilmiş ve itiraz etmiştir. Yani iddia makamının buradaki tavrını merak ediyorum. Aleyhe rapor gelene kadar itirazlarını ileri sürülecek mi? Kabul etmek mümkün değil. İtirazlarımızı yaptık. Sayın Mahkeme bir daha gecelse bu konudaki iddia makamının itirazlarını değerlendirecektir. Ancak ben bu itirazların bir sonuca ulaşması gerekeceğini düşünmüyorum. Kabul edilmesi gerekeceğini düşünmüyorum. Benim tarafımdan böyle bir ihtimal yok, olmamalı. Zaten yargılamanın buraya kadar gelmesi ve sürdürülmesi bir hukuk skandalıdır, net. Sayın Ekrem İmamoğlu celse arasında sanıyorum ifade verdi. Ona dair detaylar verebilir misiniz acaba? Sayın Başkan vermiş olduğu ifadesinde bu ihaleli bilgisinin olmadığını, arkadaşlarına güvendiğini, hiçbir hırsızlık yaptıklarını düşünmediğini, çalışmalarına yakından vakıf olduğunu ve memnun olduğunu, bir hırsızlık yaptıklarını düşünmediğini söylemiştir. Ve suçlamayı kabul etmemiştir. Budur. Kısaca bu. Siz neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler. Çorlu'dan geliyoruz. Çorlu tren kazasının karar duruşmasıydı bugün ve bir karar verildi. Sorumluların bir bölümü tutuklandı, bir bölümü beraat etti ve ailelerin yüreğine bir nebze olsun, Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden, çocuklarını kaybeden ailelerin yüreğine bir nebze olsun su serpilmiş oldu. Ancak ailelerin gerçek sorumlularının, daha üst düzeydeki sorumluların yargılanması ile ilgili talebi devam ediyor. Çorlu tren faciasının davasından Büyükçekmece'ye geldik. Büyükçekmece'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ne yazık ki bir hukuk garabeti olan davalardan bir tanesini daha takip etmek için buradayız. Kıymetli avukatımız sürecin tüm hukuksal detaylarını sizlerle paylaştı. Ben sadece şunu ifade etmek isterim. Bu dava Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili açılan tek bir dava değil. Daha önce yine bir ahmak davası, yine devam eden bir terör soruşturması. Bunlar tamamen hukuki değil, siyasi davalardır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun itibarını yıpratmaya yönelik bir takım girişimlerdir. Süreçlerin takipçisiyiz. Avukatlarımız süreci takip ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 5 yıldır İstanbul'da çok önemli hizmetler İstanbul halkı için vermeye devam ediyor.
Dolayısıyla hizmetlerimizi vermeye de devam edeceğiz. Bu tür siyasi davaları da takip ediyoruz tabii ki. Kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.